Şimdi Top of Climb'a geldik. Manifold'umuzu 20 civarına çekip uçağımızı düz uçuşa geçiriyoruz. RPM'imizi 2300 RPM'in altına alıyoruz. RPM Lever ile gördüğünüz gibi harika bir manzara. İyi ki seyir sefere çıkmışız. Sonra kumandalar bende. Sonra navlogumuza, Top of Climb'a geliş saatimizi, daha doğrusu haritada olduğumuz yere, olduğumuz noktaya geliş saatimizi dolduruyoruz. Şimdi bundan önce haritada hangi kontrol noktasına gideceksek, şu andan itibaren hangi kontrol noktasına gidebiliriz haritada? Haritayı açalım. Haritaya kontrol noktamıza gitmemiz gereken başı hesapladığımızda yeni başımızı giriyoruz. Düzeltelim, başımızı hesapladık. Evet. Evet. Ama Hacılar kaç derece? Yerimiz değişti, kontrol noktamız. Evet. Ve hemen hesabımızı muhtemel döneceğimiz noktaya doğru dönüp kronometreyi çalıştırıp evet. Ve yeni başımıza hesaplayacağız. En alt satırı kullanabiliriz bir farlokta. Hemen nereden? Göl üzeri Hacılar kontrol noktası. True course'umuz, true heading'imiz, rüzgar bilgimiz. Flight computer yardımıyla hesaplayıp yeni başımıza döndük ve yeni başımızla uçuyoruz. İstikametimiz Hacılar. Kronometreyi hesapladık. Hacılara kaç dakikada varacağız? Evet, mevcut duruma göre hesapladık. Toplayalım. Hacılara kaçta geleceğiz? Evet. 10.47'de orada olmamız gerekiyor. Bu göl üzerinden Hacılara kaç dakika sürecek? Hocam şu anda 16 mildeyim. 6500 fit Hacılar, Yarıköy üzerinden kat ediyorum. Evet. 6 dakika sonra Hacılar'da olmamız gerekiyor. Görsel temasım var hocam. Emniyetli uçuşlar olsun. Evet. Hacılar'a heading'imizi hesapladık. Karşıda Karataş Köyü Hacılar. Hacılar'dan sonra normal rotamıza dönüp uçuş navlogumuzu aşağıya doğru zamanları ne yapacağız? Güncelleyeceğiz. Ve Tefenni'ye varış saatimiz ortaya çıkacak. Aynı zamanda uçuş saatimize göre yakıt hesabını da yapacağız. Son bacaktaki hesaplar bizim için önemli. Neden önemli dersek? Eğer divert etmemiz gerekirse bir sonraki kontrol noktasına ya da meydana gidişimiz son bacakta gösterdiğimiz performansla alakalı. Çünkü rüzgar bilgisi, yakıt sarfiyat bilgisi, türbülans bilgisi, uçabileceğimiz irtifa bilgisi son bacakta daha net ortaya çıkacak. Gördüğünüz gibi Karataş, yarışlı, manzara çok güzel. İnşallah herkese nasip olur. Yaklaşık 3 dakikamız var Hacılara varmak için. Hesapladık. Aşağıya doğru doldurduk. Hacılara varacağımız saati de actual time'a yazacağız Hacıların üzerinde. Ve bir sonraki bacağımızın başını girerek uçuşumuza devam edeceğiz.